ikinci videomuzla, bu akşamın ikinci videosuyla sizle birlikteyiz. Videoları uzun tutarak zamanınızı almak istemiyorum. Birçok kardeşimiz selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bu arada. Uzun videolar istiyor. Birçok kardeşimiz de videoları atlatarak izliyor. Bunu fark ediyoruz. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Ama bu akşamın ilk heyecanını sizlere bu alandan yansıtmak istiyoruz. Ecihat bölgesinde olduğum için görüntüler Ecihat bölgesinden. Harem yavaş yavaş boşalmaya devam ediyor. Hızlı bir şekilde gitmeye çalışanlar, yavaş yavaş yürüyenler, bir güzellik, bir coşku, Ramazan'a kavuşmanın heyecanı. Küçük küçük standlar kurulmuş bu cadde üzerinde. Hemen şöyle bakın, şu sağ taraflarda tabelaların olduğu bölümlerde insanlara hurma ve su ikram ediliyor. İnsanlara Ramazan'da burada Ramazan'ı yaşamaları için. İşte burada da bu dağıtılan şeylerden çok fazla alıp başkasını düşünmeyen kardeşlerimiz de oluyor. Nerede böyle bir kumanya dağıtımı olsa, iftarlık dağıtımı olsa, birçok kardeşimiz elinde olmasına rağmen o kumanyalardan alma istiyor. Fazla fazla alıp çantalarına koyuyorlar, evlerine götürüyorlar. Evet, dükkanlarda müşterilerini bekliyor. Mücevheratçılar, bu çarşılar, Safa Otel'in alt tarafı. Birçok alışveriş imkanını buraya gelen ziyaretçilere sunuyor ve insanlar buradan hediyelik eşyaları alıp gidiyorlar. Buralarda her şey 3 riyal. İnsanlar A'dan Z'ye, akıllarına ne gelirse hediyelik anlamında veya günlük ihtiyaç anlamında buralardan ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Bu saat kulesinin altındaki bütün alışveriş mekanları pahalı değil. Uygun ekonomik imkan sunan bu şekilde dükkanlarda var. Hatta bazı otellerin içerisindeki alışveriş alanları, özellikle bayanlara hitap eden başörtüsüdür, feracedir. Onlar daha uygun olabiliyor bu saat kulesinin altındaki fiyatlara göre. Dün akşam mesela tanıdıklarım vardı. Burada 30 riyale aldıkları başörtüyü aynısını 6 riyale, 7 riyale otelden aldılar. Farkı yok biliyorsunuz. Farkı sadece bulunduğu alanla alakalı. Bulunduğunuz yer insanların bolca rağbet ettiği bir alansa fiyat daha da yukarıya çıkıyor. Otellerin altından da uygun fiyatlı alışveriş yapabilirsiniz. Geniş açıya aldığımız zaman ışıkların etkisiyle görüntüler biraz daha flulaşıyor, netliğini kaybediyor. Yoğun ışıktan dolayı biraz o yüzden dar açıdan kaydı gerçekleştiriyorum. Ecihat bölgesinde yine servisler 3 bölgeye ayrılmış durumda. Şu anda servislerin üzerinde firmaların isimleri var. Geçen yıl da bu şekilde başlamıştı. Ama harem idaresi insanların hızlı bir şekilde otellerine ulaşmaları için servislerdeki bu şeyleri kaldırmıştı. Reklamları ve isimleri kaldırmıştı. Bakalım ilerleyen günler bizlere ne gösterecek. İnsanlar dağılırken bir yandan da alışveriş yapmaya devam ediyorlar. İhtiyaçlarını görmeye devam ediyorlar. Bu cadde üzerinde de bu tarafta kalanlar varsa çok fazla sayıda işportacı burada tezgahını kurup buradaki insanlara ihtiyaçlarını gidermesi noktasında yardımcı oluyorlar.
Evet, gördüğünüz üzere otellerin girişleri de birçok iş yeri de Ramazan'la birlikte ışıl ışıl hale geldi. Süslemeler yapıldı. Görüyorsunuz Ramazan'ın renkleri, Ramazan'ı anımsatan hilal, top, Mescid-i Nebevi ve birçok figür burada kendine yer edinmiş durumda. Evlerde de aynı şekilde. Burada ülkemizden çok daha fazla evler, mescitler harici, sokaklar, caddeler, koridorlar da süsleniyor. İnsanlar bireysel olarak da Ramazan'ı evlerinde, dairelerinde, apartmanlarında, caddelerde, sokaklarda hissediyorlar. Ve her yeri ışıl ışıl hale getiriyorlar. Ülkemizde bu tür süslemeler çok fazla göremiyoruz. Ancak geçmişte Ramazan çadırları kuruluyordu. O bölgelerde biraz vardı. Yine şehirlerin önemli caddelerinde bu tür süslemeler yapılıyordu. Şimdi yeni yeni görüyorum. 5 yıldır da ülkeye gitmediği için belki derseniz hocam ülkemizde de bu tür şeyler artık yapılıyor. Doğrudur. İnanırım. Dile kolay 5 yıldır Rabbim bizlere bu beldeden nasiplendirdi. Bizi burada misafir etti, ağırladı. Ona ne kadar şükretsek azdır. Artık son Ramazan'ım benim de. Bu Ramazan'ı doya doya yaşamak istiyorum. Son 3 Ramazan'da olduğu gibi uykusuz da kalacağız, yorgun da olacağız ama hem Mekke'ye hem de Medine'ye artık son vedalarımızı yapmış olacağız. Artık bu son Ramazan, bir dahaki Ramazan büyük ihtimal burada olmayacak. Ülkemizde sizler gibi bu heyecanı uzaktan izleyeceğim. Buraya gelmeden hiç teravihle, hatimle teravih namazı kılmamıştım. Genelde biliyorsunuz ülkemizde kısa surelerle teravih namazları eda ediliyor. Hatta bir dönem çok hızlı kıldıran imamlar tercih ediliyordu. Tabii her ne kadar yaşı belli bir seviyeye gelmiş insanlar bunu istemese de birçok genç bunu istiyordu. Sonradan bu biraz daha terk edildi. Daha çok son 10 sure Fatiha'nın arkasından tilavet edilerek yine hızlı bir şekilde teravih namazları eda edilmeye devam ediyor. Ama burada bu hatimle kılmanın da hazzını, lezzetini yaşadık. Tabi o sizin birçoğunuzun yaşadığı gibi 20 rekatlık bir teravih görmek mümkün olmadı. İlk Ramazan'ımızda korona hastalığı nedeniyle her yer kapalıydı. Evimizde geçirmek zorunda kaldık. Sonraki Ramazanlarda da olabildiğince bu mekanda olmaya çalıştık. İkinci Ramazan'da randevularla, geceleri randevu kovalayarak teravih namazını burada eda edebilmek, iftarı burada açabilmek için randevu peşinde koşmuştuk. Her bir namaz için ayrı ayrı randevu alıyorduk. Ama elhamdülillah daha sonra bu iş giderek rahatladı ve bu hale geldik. İnşallah eski günlerde olduğu gibi yine 21 rekat üzerinden kılınır bundan sonraki zamanlarda. Ama koronayla birlikte burada birçok şey değişti. Birçoğunuz bunu biliyorsunuz, eleştiriyorsunuz da, eleştirileriniz de haklısınız da. Bazı yerlerin özel anlamı vardır. Özel yerlerde ibadetler de özeldir. Dolayısıyla o özele dikkat etmek gerekiyor. Ama maalesef buradaki otoriteler bu şekilde uygun görüyorlar. Ve buraya gelen insanlar da bu kendilerine sunulan imkanı değerlendiriyorlar. Boyunları bükük olarak, üzgün olarak bu imkanlardan faydalanıyorlar. Bireysel olarak ibadetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Toplu ibadetlerin dışında.
Haşı Ecyat bölgesi. Geçmişte bu 3 ay Umre'ye gelen, Umre'ye gelip de hacca kadar 3 ay haça kalan birçok kardeşimizin kaldığı mekanlar. Oralarda çok fazla kiralık daire var. Şu anda biraz Türkiye Cumhuriyetleri yoğunluk olduğu söyleniyor. Ama Türklerden de o bölgede ev kiralayıp buralarda kalan kardeşlerimiz var. Otel kiralamaktansa bu şekilde ev kiralayıp oralarda Ramazan heyecanını yaşayan kardeşlerimiz var. Arabalar olabildiğince harem bölgesine sokulmamaya çalışılıyor. İnsanlar servislerle harem bölgesinin dışına, otellere taşınıyor. 50 milyondan fazla otobüsten bahsediliyor. Yani 50 binden fazla otobüsle buraya gelen misafirlerin otellerinden hareme veya haremin dışından Mekke'nin içerisine taşınması düşünülüyor. Güvenlik önlemleri de o şekilde artırılmış durumda. Gördüğünüz üzere Ecyat garajına geldiğimiz bu anlarda garajlardaki yoğunluk dikkat çekiyor. Servislere binme mücadelesi devam ediyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar da bu mücadele devam edecek. O yüzden bir kısım kardeşlerimiz bu sıkışıklığı yaşamamak için bitir namazını kılmıyor. Daha sonra bireysel olarak bitir namazını eda etme yoluna gidiyor. Şu anda hem de Ramazan'da burada bol bol su dağıtımı gerçekleştirilecek. İftarlıklar dağıtılacak. Hurmadır, atıştırmalıktır. Buradaki misafirlere ikramlarda bulunulacak. Ara ara kameraya da Türk umrecilerini görüyoruz. Türkiye'den umreye gelen kardeşlerimizi görüyoruz. Onlar da objektiflerin içerisine giriyor. Önümüzdeki grupta olduğu gibi. Teravih anında bu bölgelerde de namaz kılanlar vardı ama dikkatimi çeken insanların Kabe'ye değil de biraz daha sağ tarafa, o kraliyet sarayının olduğu Ebu Kubeys tepesine doğru, çünkü buranın yönü Ebu Kubeys'e bakıyor, oraya doğru namaz kıldıklarını gördüm. O yüzden böyle yetişemeyip de bu bölgede namaz kılan varsa bu Saat Kulesi'ndeki otellerin ortasına doğru, en büyük kuleye doğru veya o en büyük kulenin yanındaki sağdaki kuleye doğru dönerse Kabe-i Muazzama'yı kıble edinmiş olur. Yoksa buradaki çoğunla uyduğunuz zaman kıbleniz şaşırıyor. O insanlar durduğuna göre kıble bu taraftır diyorsunuz ama buradan durduğunuz zaman 3 tane kule var. Bir tanesi zaten Saat'in olduğu ana kule. Ondan sonra da onun sağında 2 tane daha kule var. Ortadaki kuleye doğru durduğunuz zaman dediğim gibi kıbleyi, Kabe'yi ortalamış oluyorsunuz. Bu kalabalığı da yönetmek kolay değil. Gerçekten çok büyük bir insan ordusu gerekiyor. Sadece Mekke'den değil, Suudi Arabistan'ın dört bir yanından Haç ve Ramazan'da güvenlik güçleri görevlendiriliyor. Ramazan'ın ve Haç'ın güvenli bir şekilde insanlar tarafından geçirilmesi için. Thank you.
bakalım biz de bu servisler tarafına geçebilirsek, biraz tersten geldik. İçeriye geçmeye çalışacağız. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Bakın şöyle göstermiş olayım size kıbleyi. Bu ortadaki kuleye doğru duracaksınız. Sağdakine doğru durursanız Ebu Kubeys tepesine doğru duruyorsunuz. Soldaki de tam olmuyor. Tam ortadaki kuleyi önünüze alıp o şekilde namaza duracaksınız. Bu bölgede eğer namaza yetişemeyip de buradaki namaz kılanlar gibi namaz kılmak istiyorsanız buna dikkat edin. Evet, burada videomuza son vermiş olalım. İnşallah yarın yine birkaç videoyla buradaki heyecanı sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.